Evet, bugün Klasspor TV olarak Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'ni takip ettik. Efeler Ligi'nde Halkbank Arhavi Voleybolu 3-0'la geçmeyi başardı ama Sultanlar Ligi'nde başkent temsilcisi PTT büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe Opet'e 3-2 mağlup oldu. Klasspor TV olarak biz de Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'ni takip etmeyi sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. PTT antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu yanımızda. Hocam, çok güzel bir maçtı. Gerçekten biz de bir voleybol sever olarak çok keyif aldık maçtan. 3-2'lik bir mağlubiyetle ayrılıyor PTT ama mücadeleci ruhunu kaybetmediğini düşünüyorum. Gelişiyoruz. Yani sene başından beri bize zaman lazım diye konuşuyordum. Yani bizim köşe oyuncularımızdan bir tanesi 23 yaşında, biri 22 yaşında. Orta oyuncumuz 22 yaşında, pasörümüz 21 yaşında. Yani çok genç bir takımız. Zamana ihtiyaç var. Gelişiyoruz ama kazansak iyi olurdu. Yani hakikaten ucuna kadar geldi. Buraya gelmişken kazanmak lazımdı. Ama gelişiyoruz. Geliştiğimiz mutlak ve izleyenlere zevkli mahsur ettik. Çocukların öğrendikçe mücadele güçleri artıyor. Mücadele ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ama kazansak çok daha iyi tabii ki. Peki hocam, Sultanlar Ligi'nde PTT'nin genel durumu hakkında neler söylersiniz? Ben bu gelişmeye devam edersek ikinci devre çok daha farklı yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Önümüzde çok önemli bir maç daha var. Dükayolları maçı var Cuma günü. O maçı kazanabilirsek ondan sonra da ikinci devre o ilk 2 haftalık süreci doğru geçirirsek çok daha farklı yerlere olacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, PTT maçı 3-2 kaybetti çok iyi oynamasına rağmen ve yanımızda kaptan Polen var. Nasıl maçı yorumluyorsun? Takım olarak aslında inişli çıkışlı oldu bütün setler ama iyi top oynadığımızı düşünüyorum. Sezon ilk devresinin sonuna doğru iyice toparlanmaya başlayıp daha takım gibi oynamaya başladık. Ki bu da gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 3-2'lik güzel bir mücadele vardı. Kazanmaya da çok yakındık aslında. Kısmet böyleymiş. Önümüze bakacağız. Bu bizim için hem moral oldu hem de çok keyif aldık maçtan. Artık bundan sonrası daha güzel olacak diye inanıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet Yağmur, büyük bir çekişmeye sahne oldu maç ama 3-2 kaybedildi ve setlerde de büyük bir eşitlik vardı. Hep uzatmaya gitti. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? Ya biz bence elimizden gelenin en iyisini oynadık. Oyun olarak bence çok iyiydik. Bir de bu maç gerçekten takım olduk. Evet, kötü sonuçlandı ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum takım olarak. Peki PTT bundan sonra ne yapabilir ligde? Bundan sonra bence şu an çok iyi açıldık. Daha iyi maçlar, daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.